Çok teşekkür ediyorum. AKP 22 yıllık iktidar döneminde bu ülkeye çok büyük tahribatlar yaptı. Büyük bir ekonomik tahribat yaptı. Ekonomiyi çökertti. Üretim ekonomisinden artık bahsedemez hale geldik ve insanlar sokaklarda gerçekten ciddi manada ekonomik krizin derin izlerini yaşıyor. Öte yandan beceriksizliği ve çapsızlığı neticesinde bu ülkede 10 milyondan fazla kaçak var. Onların bugün getirdiği ve yıllar içerisinde getireceği önemli sorunlar var. Ama en az bunlar kadar önemlisi AKP bu ülkede demokrasiyi işlemez hale getirdi, kurumları çökertti ve kurumlar artık maalesef savruluyor ve tek adam rejimi altında kurumlar inim inim inliyor. Şimdi bu akşam tatsız bir olaydan bahsediyoruz. Yani çok önemli bir davada bu dava çözülsün, gerçek ortaya çıksın diyen aydınlar, yurtseverler siyasetin bambaşka yelpazelerinden insanlar, farklı farklı dünya görüşü olan ama Türkiye'ye dair ortak ideali ve hayali olan insanlar söz söylemiş, tavır ortaya koymuş, direnmiş ve ayağa kalkmış. Ve onları susturmaya çalışıyor. Bir yapı, bir güruh, bir anlayış onları susturmaya çalışıyor. Bu belki can sıkıcı olabilir ama bir taraftan da umut verici. Demek ki bu ülkede adalet yerle bir olmuşken, emniyet ve istihbarat maalesef birilerinin payandası haline gelmişken bir takım yurtseverler susmamış ve diyor ki hayır biz bunun üzerine gideceğiz ve bu yurtseverler bu 154 kişi Tabii ki onların çok daha fazlası binler on binler milyonlar var. Bu düşünceleri savunan bu arzuda olan ayağa kalkmışlar ve itiraz etmişler. Aslında Türkiye için umut olan o. Yani beni niye şikayet ediyorsun? Gazetecileri niye şikayet ediyorsun? Bu konuda çözülsün diyen insanları şikayet eden insanlardan neden rahatsız oluyorsun? Ben anayasanın bana verdiği yetki ve sorumlulukla meclis iş tüzüğünün bana verdiği hak ve selayetle soru önergesi verdim. Bu süreçte bu kaçaklara, bu e, katillere e, işte çakarlı araçları efendim e, özel tahsisli plakaları kim verdi, nasıl verdi? Ben bunu sordum ve sormaya da devam edeceğim. Bütün bu dava ile ilgili ortaya çıkmış gazetecilerin, saygın gazetecilerin cesaretle ortaya çıkarttığı her şeyi bir siyasetçi kimliğinde sor, sormaya devam edeceğim. Hiç kimse, hiç kimse bu şikayetten korkmayacağımızı ve korkulmayacağını bu, tü, bu ülkede kimsenin buna pas vermeyeceğini onay vermeyeceğini anlamış durumda. Bence bu gece asıl korkması gereken, rahatsız olması gereken, attığı adımdan netice almayacağını görerek endişe duyması gereken bu şikayetin asıl sahipleridir. Teşekkür ediyorum. Peki. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, gazeteci Nevşin Mengü çok teşekkür ederiz. Aramızdan ayrılıyor onlar. Dönüyoruz stüdyoya. Tabii ki yalnızca gazeteci, yalnızca siyasetçi, yalnızca hukukçu yok. Ekonomist de var listede. Yani Milliyetçi Hareket Partisi herkesi şikayet etmiş. Siz de şikayet evet. etmiş Sayın Aktuna. Sizin yorumunuz ne? Aa, şimdi neresinden başlasam diye düşünüyorum. Kitabın ee, ortasından. Ortasından. Ya şimdi ben bir listeye baktım, inceledim. Benim biraz da geç haberim oldu. Yani oradaki insanlara damga vurmak, FETÖ'cü demek vatan haini demek, yurt dışının ajanı demek. Bu kadar kolay mı ya bu işler? Yani ben Oğlak Tunay'ım, geçmişim belli. Annem babam kim belli. Bu ülkeye hizmet vermiş benim 3 jenerasyon Cumhuriyet tarihinde aile üyen var. Nenem ilk opera sanatçısı, babam bakan, annem büyük öğretim üyesi, profesör. Bu kadar kolay mı ya? Bir anda FETÖ'cü. Yapma ya. Kimlerin FETÖ'cü olduğunu, kimlerin kimlerle ne işbirliği yaptığını bu gözler gördü. 20 sene seyrettik biz bu filmi. Şimdi bizim gibi insanlar, vatansever insanlar, gerçekleri söylemek için her alanda kendilerini riske atıp mücadele veren insanlar FETÖ'cü mü oluyor? Ya da terörist mi oluyor? Bence iyice bir herkesin özgeçmişini adam gibi bir araştırsınlar. O listeyi hazırlayanlara buradan tavsiyem. Bir baksınlar. Sonra bir kendilerine baksınlar. Aynaya. Sonra o listeyi ne yapacaklarına kendileri karar versinler diyorum. Bu konuda yani fazla Yani 2012'de ittifak ortağınız buradan söyleyelim. İttifak ortağınızın bütün bakanları hocam geri dön memleketine, vatanına diye bağırırken biz Fethullah Gülen'in cemaatçi tarikatçı olduğunu bağırıyorduk. Yine evet. yani biz hep aynı yerdeydik aslında. Evet. Yani o listedeki insanların çoğuna da bakıyorum. Yani Atatürk milliyetçisi, cumhuriyetçi çizgisi üç aşağı beş yukarı hiç sağ sola yalpalamamış. Direkt inandığını söyleyen temiz insanlar güruhu. Yani ben bunu siyasetçi, gazeteci, ekonomist olarak da ayırmıyorum. Onlar da ayırmamışlar zaten. Onlar da bodoslama kendileri için tehdit gördüklerine böyle bir e, uygulamayla herhalde gözdağı vermek istediler diye düşünüyorum. Yani gözdağı olsa, gözdağından çekinecek olsaydı o insanlar ve biz bu lafları oturup burada gerçekleri savunmak adına ııı e, gerçekten kitabın ortasından böyle konuşmazdık, tarafgirlik yapardık. Bir grubu tutardık, o grubun yanında yer alırdık, ona karşı muhalefet yapanı muhalefet yapardık. Ama ben kendi adıma konuşuyorum. Bugüne kadar kendi bildiğim fikirler dışında hiçbir empozeye yenik düşmüşlüğüm yoktur. Kimseyi bir menfaat için savunmam, kimseden bir beklentim de yok, umurumda da değil.